Herkese merhaba, Sağlıklı Hoca'nın YouTube kanalındasınız ve bu videomuzda pilates topu kullanarak sırt kaslarımızı çalıştıracağız. Buna ben dumbbell ve pilates bandı da ekleyeceğim ki pilates topunu sadece tek başına düşünmeyin. Aynı şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Bu fikri de size vermiş olacağım. Şimdi egzersizlerimize geçiyoruz. Tekrar ve set sayılarını videonun açıklama kısmında bulabiliyorsunuz, diğer detayları. Şimdi hareketlerimizi uygulayacağız ve sonrasında da sırt kaslarımızın ne kadar iyi çalıştığını hep birlikte hissedeceğiz. Hazırsanız hareketlerimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi sırt hareketlerimize başlıyoruz. İlk hareket şu şekilde durduğum. Şu anda bir havuzdayız ve yüzüyoruz. Hop, açıyoruz. Doktorlar sırt ve bel kaslarınızı güçlendirmeniz için size hep yüzme tavsiye ederler. Peki ama havuz bulamazsanız ne yapacaksınız? İşte pilates topunun üzerinde sanki suda duruyormuş gibi bu şekilde yaptığınızda yüzme esnasında çalışan kaslarınızı da çalıştırabilirsiniz. Tabii ki tam bir yüzme hareketi değil. Bu daha farklı, biraz daha sırt kasına odaklı bir hareket. Gördüğünüz gibi şu şekilde, hop, en önden geriye doğru ve nefesle. Bu birinci hareketimizdi. Şimdi ikinci hareketimiz, bakın burada çok ince bir nokta var, iyi dinleyin. Çok az yukarı kalkıyorsunuz, tamam mı? Eller kulak hizasında, çok az. 1, 2, 3, çok az, milim milim. 4, 5 ve nefes. Dokuz ve 10. Bu da ikinci hareketimizdi. Gördüğünüz gibi ikinci hareketimizde de sırt kaslarımızı çalıştırmış olduk. Ve şimdi plank egzersizimize geçiyoruz. Bir dirseğimi koydum, diğerini koydum. Ayaklar yerde, şöyle yan durayım daha iyi görmeniz için. Evet, burada bu şekilde dümdüz durmaya çalışıyorsunuz. Sanki sırtınızda bir adet sopa var. O sopayla bu şekilde böyle duruyorsunuz. Hem karın kaslarınız hem de sırt kaslarınız çok iyi çalışacaktır burada. Ve bu şekilde 10 saniye durduktan sonra dinlenin. Sonra ikinci 10 saniyeye başlayın. Sonra ikinci 10 saniye bitince yine dinlenin. Bu şekilde 3 ila 10 sete kadar çıkabilirsiniz. 10'ar setlik, 10'ar saniyelik setler halinde durarak yapabilirsiniz. Kısa kısa setlere bölmenizi, özellikle plank egzersizi tavsiye ederim. Şimdi ufak bir çeşitlendirme yapacağız. Çok güzel bir sırt egzersizim var. Reverse fly, geriye doğru bir açış, geriye doğru bir uçuş hareketi. Şimdi iki tane dumbbell'ım var. Bu dumbbell'ları pilates topunun yan kısımlarına koydunuz. Biraz daha geriye çıkmam gerekiyor. Evet, şu şekilde dumbbell'lar burada. Ve bunları omuz kaslarına dikkat ederek, hafif kilo dumbbell'larla mutlaka başlayın. Geriye doğru açıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir sırt egzersizi. Eğer dumbbell'ınız yoksa üzülmeyin. Eminim pilates bandınız vardır ya da kolaylıkla bir yerlerden bulabilirsiniz. Pilates bandınızı topun tam altından geçirin. Görüyorsunuz şöyle. Ve topun pilates bandı aşağıya gelecek şekilde koyun. İyi izliyorsunuz. Bakın iki taraftan çıktı. Ne yapıyorum? Şimdi topun üstüne göğsümü yasladım. Hop, bir, iki. Bakın şimdi sağ taraf kısa, sol taraf uzun oldu. Bu ne oldu? Direnç bir tarafta çok, bir tarafta az oldu. Bunu mutlaka eşitlemelisiniz. O yüzden topu şu şekilde de yapabilirsiniz. Tam yere koydunuz. Bandın ortasına topu koyduk. Gövdemizi verdik. Şu an iki taraf eşit. Ve aç. Bir. Aç. İki. Aç. Bacaklarımı görebiliyor musunuz? Şu şekilde. Maalesef kameramanım yok arkadaşlar. Her şeyi kendi başıma yapıyorum. O yüzden birbirimizi idare edeceğiz. Hop. Bu şekilde geriye açtım. Tamam mı? Bu geriye açış hareketiydi. Ve çok güzel bir sırt egzersizidir.
Ve yine oturarak pilates topunuzun üstüne oturun. Sanki bu pilates topu bir egzersiz sehpası gibi düşünün. Zaten oynak kaçmaya çalışıyor. Merkez bölgesi, kor bölgesi kaslarımla onu sabit tutuyorum. Evet, bacakları kapattık. Kapalı, birbirine değebilir. Dumbbell iki tarafta. Hop, bir, iki, üç. Bu da diğer sırt egzersizimiz. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Gördüğünüz gibi nefes şeklinde verdim. Tamam. Dumbbell'ınız yok diyelim, bandınız var. Bantla da yapabilirim. Nasıl yaparım bunu? Göstereyim. Şu şekilde taktık ayaklarımızın altına. Eğilim yine öne doğru. Bakın öne iyi kapanın. İyi eğilin. Pilates topu arkada. Şu anda bir sehpa gibi üstüne oturdum ve aç. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Güzel. İşte bu. Evet. Ve şimdi bir testere hareketim var. Testere hareketinde topumuzdan destek alacağız. Bir dumbbell yerde. Pilates topuna dirseğinizi koydunuz şu şekilde. Diğer ayak yerde. Bu arada denge de çalışıyorsunuz. Ve çek. 1, 2. Testere hareketi. Bir testereyle hiç böyle odun gibi bir şey kestiniz mi bilmiyorum ama ben çok yapmışımdır. Çok da keyif almışımdır. Ve diğer taraf. Hop. Hop. Ve şimdi diyeceksiniz ki dumbbell'ım yok, pilates bandım var. Aynı hareketi bantla da yapabiliyorsunuz. Ne yapacaksınız? Tabii ki de bandı ayağınızın altına sıkıştıracaksınız. Tamam mı? Şu şekilde. Bir bacak önde, diğeri gibi biraz gergin tutmanız lazım. Tamam mı? Şu gergin olacak. Eğer çok kolay gelirse bu bant sırt kasınız çalışmaz. Boşuna kürek çekmiş olursunuz. Ve bu tarafı yaptıktan sonra hop, diğer tarafı yine aynı şekilde yapıyorsunuz. Bu hareketleri yaparken asla kamburlaşmayı istemiyoruz. Yani şöyle çekişler yok. Sırt düz. Tamam mı? Sırt her zaman düz olmalı. Çek. Bir. Çünkü düzeltmeye çalışırken bozmak da muhtemel. O yüzden her zaman düzgün pozisyonda hareketleri yapmamız gerekiyor. Tamam mı? Topumuzda bir sırt egzersizi yapalım. Geldim. Şu şekilde biraz öne doğru gidiyorum. Bakın burada şu şekilde durduk. Şimdi bel kaslarınızı, alt sırt kaslarınızı çok iyi hissedeceksiniz. Mikrofonu şöyle alalım. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi burada önce böyle dümdüz durmaya çalışıyorsunuz. Ayaklar havada. Şimdi ayakları çok hafif yukarı. 1, 3, 4, 5. Çok az. Milim milim. Milim milim. Evet. Ve şimdi yine yüzme havuzunda ayak çırpar gibi. Bu da bel, yine alt sırt bölgesi kaslarınızı çok güzel aktive edecektir bu harekette. Ayakları açıp kapatabilirsiniz. Evet, güzel. Evet, ve şimdi bir başka sırt egzersizi. Topu sıkıyorsunuz. Squat pozisyonuna indiniz. Topu sık. Sıkarak kendine çek ve bırak. Sıkarak kendine çek ve bırak. 2, 3, 4. Sımsıkı tutun. 5. Sıkın. Top iyice ne birbirine yanakları geçsin. Evet. Ve bu. Şimdi çok güzel bir sırt arka kol egzersiziyle kapanışımızı yapacağız. Bandımızı aldık. Bakın şöyle yapalım. Arkadan doladım hareketi. Bu hareketleri yine Dik Duruş Akademisi'nde de uyguluyoruz. Aklınızda bulunsun. Evet. Bu şekilde çektim. Hop.
3. Şu anda bakın size karşı döneceğim. Dirsek içe, kol dışa. Yumruklarınız dışa doğru çıkarken dirsek içe kaçıyor. Bu arada direnç bandımız gergin. Çok yumuşak, çok rahat olursa kaslarımı hissedemem. Şu uçlardan tutarsak bak hiçbir şey hissetmiyorum. Daha kısa tut, daha gergin. Burada aradığımız unsur direnç. Hop. Ver nefes. Dik dur ve karşıya bak. Çok güzel. Şu anda müthiş hissediyorum. Arka grup kaslar, dış kol. Müthiş. Tam bir sırt egzersizi. Güzel. Şunu çok iyi biliyorum. Bu harekette çok canınız yanacak. Direnç noktanızı bulun. Benim mesela 12'lerde, 14'lerde o tatlı yanma başlıyor. Ama sizde 6'da, 8'de geliyorsa bu aralıkta set aralıklarınızı belirleyebilirsiniz. İleride artırabilirsiniz. Yine bunun benzeri olacak şekilde pilates topun üstüne otururken hop. Bu da yine az önceki hareketin bir diğer muadili. Ama denge sorunu olanlar için biraz dengenizi bozacağı için o yüzden bunu listeme henüz dahil etmedim. Ama ilerleyen ikinci seviye videosunda bunu paylaşmayı planlıyorum. Evet, pilates topu kullandım. Buna dumbbell ekledim. Ve buna gördüğünüz gibi direnç bandımı ekledim. Çok etkili sırt hareketleri yaptım. Bunu neden yapıyoruz? Bunu kaslarımızı güçlü tutmak için yapıyoruz. Çünkü kaslarımız doğal bir korsedir. Vücudu içeriden tutar, dik durmanızı sağlar, hareket etmenizi sağlar, sizi ısıtır, size enerji sağlar. Kaslar çok önemli. Kaslarınızın zayıflamasına müsaade etmeyin. Sağlıklı Hoca kanalındaki kas gelişimine, direnç ve kuvvet kazanımına yönelik hareketleri yapmayı sürdürün. Etkilerini göreceksiniz. Vücudunuzu doğru duruşa ulaştıracak hareketler hepsi bu kanalda. Bu ve benzeri videolardan haberdar olmak için tek yapmanız gereken hemen aşağıda görmüş olduğunuz abone ol butonuna basmak ve kanalımı takip etmek. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Gördüğünüz gibi bir adet pilates topunu
Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Gördüğünüz gibi pilates topuyla sırt hareketlerini yaptık ve vücudumuzdaki etkisini hep birlikte hissettik. Bu ve benzeri videolarımdan haberdar olmak için tek yapmanız gereken hemen aşağıda görmüş olduğunuz abone ol butonuna basmak ve kanalımı takip etmek. Sağlıkla ve mutlulukla kalın, çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız.